Sevgili takipçilerim, kıymetli dostlar, hepsinden var YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine bir Adana pazarı videosundayız. Şimdi böyle güzel arabalar var. Hava çiçek gibi. Bakalım fiyatlar ne alemde. Şimdi bildiğimiz bir dayımız vardı ya, Ford'cu dayım. Hatırlarsınız, güzel Ford Focus getiriyordu. O bugün Toyota Corolla getirmiş. Yine böyle çiçek paket, tertemiz. 2019 model, 28 bin kilometrede, böyle benzin fabrikasyon LPG'li Toyota Corolla. Şuradan şöyle göstereyim. Yine her zamanki gibi telefon numarasını yazmamış. Hastalık oldu. Niye yazmıyorsun bu telefon numaranı? Ne var ne yok? Vallahi geldim kardeşim, sen nasılsın? Çok şükür, elhamdülillah. Ne oldu? Ford'u bırakıp Toyota'ya dönmüşsün. Ford gitti, verdim. Onu da verdin. Şimdi senin arabaların temiz. Maşallah, sen güzel araba getiriyorsun. Dolayısıyla senin arabaların durmuyor, gidiyor yani. Dostlar şöyle içini de çekeyim, otomatik vites. Böyle göğüs 5. Ondan sonra çiçek paket bu da. Böyle 10 numara 5 yıldız Toyota. Almak istiyorsanız sıfır niyetine böyle bir şey alabilirsiniz. Kapıları falan taş gibi, beton gibi. Lastik durumu güzel. Böyle masrafsız, bilinecek güzel makinalardan. Evet dostlar, şimdi şöyle hayırlı satışlar diliyorum. Gidişat nasıl olacak, gidişat? Gidişat gene uçuşta yani. Uçuşta değil mi? Ne kadar almıştın? Söyleme sahip. 3 aşağı 5 yukarı. Çünkü sen çok kar marjıyla çalışmıyorsun diye biliyorum. O yüzden soruyorum. Işte anladım. Aynen. Allah sonunu hayır etsin. Hayırlısı. Görüşürüz. Kolay gelsin. Hayırlısı. Sen de Allah'a emanet. Şimdi dostlar, şurada bir tane Uno Tipo var. Düzeltiyorum. Hadi o Tipo'ya bakalım. Artık bu arabalar şey oldu ya. Revaçta yani. 45.000 TL dostlar. Telefon numarasını görün. Benzin LPG. Tipo. Boya atmaları çok fazla var. Ama yaptırılır. Önemli değil. Lastik durumu kötü. Onu da şöyle çekelim. Artık şu bile kıymetli oldu ya. Bu fiyatlar 45.000 TL demişler. Klima falan yok. Muhtemelen bunda hidrolik direksiyon da yoktur herhalde. Bilemiyorum. Hidrolik direksiyon var mı bunda? Hidrolik direksiyon var mı bunda? Direksiyon yumuşak mı, sert mi? Yumuşak mı? Tipo 1.4'müş dostlar bu arada. Bilmiyorum hidrolik direksiyonu var mı yok mu? Evet şimdi şurada bir Focus var. Bakın temiz duruyor bu da. Sadece tamponda böyle bir çizikleri var. Gerçi geçen haftanın Focus'u 2016 model. 1.6 Trend X geçen hafta da vardı bu, hatırlarsanız. 315.000 TL demişler. 139.000 kilometrede. Bunu da görün. Otomatik mi değil mi ona bir bakalım. Lastik durumu fena değil. Otomatik, vites değil. Kapısı da kapalı ama güzel. Double ekran var içeride. Hadi şöyle aşağıya doğru inelim. Fiyatların artacağını söylüyorlar dostlar. Bilmiyorum. Daha nereye kadar gidecek? Hatırlarsınız bu çiçek paket kuryeri. Fiyat arttırmış mı? 289.000 TL yazıyor. 48.000 kilometre geçen haftakiyle bir kıyaslamak lazım. Şimdi Easy paket Euro 5 motorlu 95'lik 158.500 TL'ye Linea var. İyi yazmış vallahi. Şöyle telefon numarasını da görün. Güzel rakam. Bunda sıkıntı, en büyük sıkıntı işte her zaman söylüyorum, EGR valfi. İşte yağ pompasındaki o sıkıntı biliyorsunuz. Ama onun haricinde parçaları ucuz. Alınabilecek araçlardan. Fakat rakamına bir şey diyemiyorum. 146.700 kilometre demiş. Bunu da şöyle görmüş olun. Bu arada 2013 modelmiş. Lastik durumu fena değil. Farı su almış dostlar. Ya alt takımı vesairesi böyle ucuza yapılabilecek arabalardan. O yüzden hani bu ekonomik krizde, bu yoklukta alınacak araçlardan niye? Dediğim gibi peynir ekmek gibi bulabiliyorsunuz yedek parçasını. Şurada Megane 1 var. Megane 1 2000 modelmiş. Megane 1 1.6 LPG'li, tavanda hafif solmalar mevcut. Şöyle telefon numarası yok ama ABS klima yol bilgisayarı araçta var demiş abimiz. Sis farı yok. Lastikleri fena değil. Şöyle içine bir bakalım. İçi de gayet güzel. Bu geçen hafta ve ondan önceki hafta ve ondan önceki hafta hep çektiğim için almıyorum. Çekilmişleri almıyorum. Var var, bu araba hep var. Seni çekerim. Gel. 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 Pardon, özür dilerim. Ya şöyle,
Doğru, buyurun, özür dilerim. Uygun bir araba bulamadık, çektik geri gidiyoruz kardeşim. Fiyatlar çok. Şimdi bir dakika, siz alıcı mısınız, satıcı mısınız? Ben alıcıyım, arıyorum uygun bir şey bulamıyorum. Tamam, özür dilerim. Ben şimdi araç sahibisiniz zannettim. Yok. Tamam. Şimdi bütçe nedir? Geziyoruz. Nerede yayınlıyorsun? Bu hepsinden var, YouTube kanalı var. Salı günleri orada yayınlıyorum. Evet. Ve bütçe nedir? Bütçemiz 100 bin lira. 100 bin TL'lik araba bakıyorsunuz. Vallahi çok kötü. Araba bulamıyoruz öyle. Bakıyoruz. Uygun bir şey. 100 bin TL olmuş. 10 bin TL gibi. Her hafta 5 lira koyuyor. Her hafta 5 lira koyuyor arabalar. 68.500 lira. 99 model şu araba yani. Geçen hafta geldik 60 yazmış arkadaş. Bu hafta 70. Valla şimdi söylentilere göre yılbaşından sonra daha da artacak diyorlar. Herhalde köylerde bir tane eşek alıp bineceğiz. Vallahi öyle. At arabası çek diyen var bana ya. Vallahi billahi. Allah gönlünüze göre versin. İyi satışlar. Hayırlı alışverişler. Dostlar, şurada güzel ne var? Bakın, hadi Skoda var. Uzun zamandır olmayan araçlardan. Superb mi? Yok, Octavia. Gelin bakalım Octavia'ya. Ama hiçbir şey yazmamış. Maraş plaka. Güzel, severim. Simply Clever biliyorsunuz. Bunun en büyük şeyi. Manuel vites. Pardon, otomatik vites. Lastikleri mi ama satılık mı bilemedim. Hiçbir şey yazmamış Octavia için. Şimdi şurada C180 var Mercedes. Hadi ona bir bakalım. Millet yeni yeni gelmeye başladı. Şöyle bakalım. Mercedes 2010 model 1.6 Prince LPG varmış. 189 bin kilometrede. Neyse, şunları şöyle çekeyim size. Yani fiyat ne demiş? Fiyatını yazmamış abimiz. İçine doğru geçelim. Hatta böyle ömürlük alıp binilecek aletlerden. Tabii bunun yakıt durumu o zaman çıktıklarında, bunlar yanlış hatırlamıyorsam 1.680 beygir diye çıkmıştı. Peynir ekmek gibi satmıştı o dönemde. Konfor vesairesi gayet güzel bir makina diyebilirim. Kompresör zaten şöyle. Bunu da görün. LPG olması güzel. Yakıtı düşürmüştür. Sizin aracınız mı? Sizin araç mı? Güzel makina. Hayırlı uğurlu olsun. Sağ olun. Alana da satana da. Fiyat yazmamışsınız. Nedir fiyatı? Valla fiyat belirleyemedim ki. Müşteri kendisi fiyat versin. Alan da belirlemiyor, satan da belirleyemiyor. Vallahi ne olacak bunu sotu? Bir şey söylese işte biz de ona göre pazarlığa oturacağım. Bunu satınca ne alabilirim? Alamıyorum, satmıyorum. O zaman abi gel senle şurada bir ciğer yiyelim. Peki şimdi şunu soracağım. Aracın kaçıncı sahibisiniz? Ben. Üçüncü sahibim. Üçüncü sahibisiniz. Kaç bindeyken aldınız siz? 185 bin. 180. 4000 kilometre yol yaptınız. 4000 kilometrede hiç böyle masraf falan açtı mı? Hiçbir şey yapmadı. Hiçbir şey yapmadı. Güzel. Zaten Mercedes adı üstünde. Bu şey mi? 180 beygir olan mı? 156. 156 beygir olan bu. Bir fiyat bağlayalım ya o zaman. Ne düşünüyorsunuz satıp? Yani tekrar BMW aldım. Sen patlatacaksın abi benim videoyu. Görüşürüz. Allah gönlünüze göre versin. İyi satışlar, iyi pazarlar. Dostlar, YouTube salı günü yayında. Tamam. Hepsinden var YouTube kanalında. Hepsinden var. Adın neydi abi? Emre benim adım. Ama kanalın adı Hepsinden Var. Hepsinden Var. Dostlar 35.500 TL. Şeyde karar veremezsen almamakta. Bak burada 35 bin liraya var. Renault 12 TX var dostlar. 35 bin lira yazmış. Boya falan kalmamış arabada. Sizin mi aracınız? Sizin araç mı? Sizin mi araç? Dostlar. Şimdi 86 model araba. İyi pazarlar diliyorum. LPG var mı? Güzel. Motor hiç revizyonu falan oldu mu? Yani şundan dolayı diyorum. Alacak adama masraf açar mı? Biliyorsunuz eski araba artık hani böyle miadı doldu gözüyle bakıyorlar. O yüzden soruyorum. Sorunsuz, masrafsız alacak. Yağını, suyunu koyacak. Gazını koyacak, binecek, gidecek. Dostlar, lastik yeni, muayene yeni. Tam onu diyecektim. Lastikleri yeni duruyor. Dostlar, tertemiz. Yok, güzel, çiçek aslında. Ya bu yaştaki bir arabaya göre normal yani bunlar. Kapısı kapalı, açamadım. İçini çekmek istiyordum sizi. Aslında hani boya soğumaları var diyorum ama bakın şöyle tamponu falan temiz duruyor. Artık bunları çeker olduk dostlar. Yapacak bir şey yok. Yani şeyi falan güzel. Kapıları kilitli. Direksiyonu falan güzel. Bir kapısı açık olsaydı bir içini çekerdik. Tamponu falan duruyor yani. Diri duruyor arabanın.
Şöyle şimdi arabanın kapılarını açtırıyorum dostlar. Heh. Şöyle bir içini çekelim ya. Madem masraf yapmışsın böyle, o direksiyona falan bakın dostlar. Güzel. Bu devir saatli olanıymış ya. O Renault 12'nin kokusunu hatırlar mısınız çocukluğumuzdaki? O koku var biliyor musunuz içinde? Vay. Yani nostalji. Aynası falan geniş geniş. Oh, çiçek paket. Böyle bagajını da çekeyim. O çocukluğumuzdaki Renault 12 kokusu var içinde ya. Evet. Bagajı da böyle dostlar. LPG'yi abim takmış. İyi satışlar diliyorum. Kolay gelsin. Teşekkürler. Evet dostlar, hızlanacağım. Şöyle bakalım nelerimiz var. Biraz hızlanalım. Evet. Şurada bir tane kedi var. 207.000 TL yazmış. 207.500, 1.6, 2013, 190.000 kilometrede. Bunu görün. Bakın otomatik fokus var. Titanium paket severler. 144.000 kilometredeymiş. 2017 model, 372.000 TL yazmış. İyi yazmış. Maşallah maşallah. Bu da böyle kadrajımıza girmiş olsun. Era var. Accent Era. 185.000 kilometrede. Bir arkadaş soruyordu fiyatını. Ağır hasar kayıtlıymış. 82.000 TL. Telefon numarasını vereyim. Yani ağır hasar kaydını öğrenebilirsiniz ne olduğunu. Hani bu devirde 82.000 TL'ye, bilmiyorum, eğer böyle airbag falan açmadıysa, taksi çıkması değilse alınabilecek araçlardan. Bakın 142.000 TL'ye Toyota Corolla var. Maşallah fiyatlara bak ya. 2008, 323.000 kilometrede. Ne yaptın dayı? Dünyayı gezmişsin. 107.500 TL'ye Bora var. 2000 model. Abi fiyatlara bak ya. Uçuk uçuk abi. Yani çekmek gelmiyor içimden ya. Evet şimdi bakın bir Toyota daha var. Hadi o az önceki çektiğimiz Toyota ile kıyaslayalım bunu. Ford'cu dayımın Toyota'sıyla. Evet neymiş bu? 433.000 TL 2021 model, 422 kilometrede, sıfır niyetine. Ha, Dream paket. Vay arkadaş. Sıfır ne kadar acaba? Hakikaten daha kapısında bakın ne duruyor? Kilitli kapıları. Sıfır niyetine alacak makinalardan. İlginç, bu da yeni moda biliyorsunuz. Bakalım ne var? Clio var. 150.000 kilometrede 147.000 TL yazmış. 2015 1.2 Joy paket. Şurada Fiesta var. Bir şey koymamış. 23.000 kilometre. Allah Allah. 97 model. Fiyatını hop görün. 94.000 TL. Ne yaptınız arkadaş ya? Bunun da kapısı kilitli arkadaş. Pazar araba getiriyorsunuz kapıları kilitli ya. Nasıl bir şey? Adana ve pazarı ilginç olmaya başladı. Geçen haftaki Konyalı dayım geliyor aklıma. Bakın ne var? i20, i30 var, özür dilerim. 260.000 TL yazmış i30'u abimiz. 2012 model, 1.6 otomatik, 161.000 kilometrede dizel. Dostlar güzel alettir. Tam otomatik şanzıman var üstünde. 136 beygir olanı değil bu ama bilginiz olsun. Böyle bu da deli giden, deli fişek giden makinalardan, otomatik park sensörü vesaire hepsi var bunda. Otomatik park da var. Muhtemelen elit paket. Çünkü sunroof da var alette. Şimdi ne var? Bakın eski kasa Focus var. Bunu da görün. Ne yazmış? 316.000 kilometrede 117.500 TL yazmış. 2004 model. Lan ne yapıyorsunuz ya? Bu önemli değil. 2014 244.500 TL. Arkadaş yani videolarımın izlenmeleri düştü diyorum, tamam mı? Normal yani bu. Bak şimdi Jetta. Ne demiş? 345.000 TL demiş abimiz. 117.000 model. 117.000 kilometredeki. Hayırlı satışlar, iyi pazarlar olsun. 2015 Jetta dostlar. Bunu da böyle kadrajımıza almış olalım. Trend paket. Evet gördüm, silmişsiniz. Allah gönlünüze göre versin. Şurada dostlar. Astra var, Astra. 255.000 TL demiş Astra'ya. Ecotec 1.6. Boyasız değilseniz 103.000 kilometredeymiş. Şunu da şöyle çekelim. İçini görün dostlar. Direksiyona kaplama yaptırmış. Bol düğmeli Opel Astra. Kırmızı olsun, benim olsun diyorsanız güzel makinalardan. Geçen haftaki videomuzda hatırlarsanız 1.6'larla ilgili sıkıntıları söylemişlerdi. Bakın ne var? Yumurta kasa var. Yumurta kasa. Accent var. Oo, severler. 12 valve motorunu da görün. Bu da böyle başlangıç seviyesinde alınacak araçlardan. Herhangi bir fiyat falan koymamış üstüne. Klima hidrolik direksiyon vardı normalde. Bunların
böyle donanımlı olanlarında, ama bunda klima yok. Hidroelektrik sen var mı bilemiyorum. Ön camları bile otomatik değil. Artık bu tarz arabalara düşer olduk. Ya elimizdekinin kıymetini bileceğiz, ya alacağız, ya aldırmayacağız, ya satmayacağız. Bilmiyorum abi yani. Şimdi sizden gelen yorumlara da hak veriyorum. Almayın, aldırmayın, satmayın, sattırmayın diye. Ama işte görüyorsunuz, herkes fiyatların artacağını söylüyor. Bakın Focus var burada. 2010 model titanyum paketmiş. 200 bin TL fiyat yazmış abimiz. 131 bin kilometrede. Maşallah, fiyatlara bak ya. Bak burada da bir Uno var. Uno 98 model, yine 1.4 Tipo S demiş. Uno diyorum bu arada, kusura bakmayın. Fiyatlar aklımı aldı yani. 46 bin TL yazmış. 98 model Uno ya. Şurada Toledo var. Hadi ona da bir bakalım. Renk menk kalmamış alette. 83 bin TL. 263 bin kilometrede. Seat Signo mu? O neymiş ya? Toledo değil mi abi? Şöyle arkaya doğru bir gidelim. Merak ettim. Signo. Şöyle bakalım. Vallahi çekim şeyi kalmadı içimde ya. Seat Toledo Signo yazmış adam. İlginç. Egzozlara bak. M3 var. Tamamen boyalı belli. Airbag açmış herhalde böyle. Saçma sapan. Ablam da oturabilir miyim diyor. Ne yapacaksa bunu alıp. 65 bin TL demiş. 95 modele. Maşallah maşallah. 400 bin kilometrede. Ablamız da alıcı herhalde. Alıcı gibi oturdu içine. Takdir ettim kendisini. Bakın ne var? Leon var. Leon. Şimdi fiyata geliyor musunuz? Fiyata gelin. Hop, fiyata gel abi. 430 bin TL. Ne yapıyorsunuz ya? Ya nasıl bir şeydir bu ya? Vallahi video yapmak istemiyorum ya. 430 bin TL ya şu makine. Yazık, günah ya. Ya çöpten falan topluyoruz zannediyorlar bu paralar herhalde. Dostlar görün yani. Bilmiyorum, hani içinde bulunduğumuz durumu görün. Tamam, serbest piyasa ekonomisi diyoruz da. Şimdi 430 bin lira bak, iki abim de cık cık çekerek geziyor yani. 430 bin TL verir misiniz şuna? O yüzden de insanlar böyle saçma sapan bakınıyor. Ya istediğiniz yorumu yazabilirsiniz arkadaşlar, dostlar. İstediğiniz yorumu yazın ya, ben artık diyecek söz bulamıyorum. Bakın bir Toyota Corolla daha var ama D4 de fiyat yazmamış. O yüzden geçiyorum. Bizim Boracı dayım yine burada artık. Yüzümüze bile bakmıyor. Şöyle görün fiyatı, yuh. Boracı dayım efsane. Şurada yine 177.500 TL mi? 2015 pop paket 187.500 TL. 187.500 kilometrede. 170 abi. Yok ya. Şaka yapıyorlar. Bakın zamanında 75-80 bin liralık olan Fluence abi bu. İkon paket. Bilerek çok araştırdım, alacaktım. Böyle muallakta kaldım. 2012, 2013, 2015 model arasında 65 ila 80 bin TL arasında değişiyordu fiyatları. 305 bin lira yazmış ya. Ve bu şey olanı, hani tam ikon paket olan da değil. Elektrikli el freni falan yok. Görüyor musunuz? Ne yapıyorsunuz abi ya? Ne yapıyorsunuz ya? Ne yapıyorsunuz? Lastik durumu fena değil dostlar da. 305 bin lira verilir mi? Bilmiyorum. Şurada ne var? 203 bin TL'ye 2015 model Dacia Sandero var. Ya fiyatlar çok kötü. Dostlar o yüzden şöyle hızlıca aşağıya doğru iniyorum. Ondan sonra videomu keseceğim. Yani izlememekte haklısınız. Kusura bakmayın. Bakın geçen hafta 210 bin TL'ye yükseltmiş fiyatı. Aha 215 bin TL demiş şu Focus'a. Hızlanıyorum ya. 2013 model 94 bin kilometrede. Bakın fiyata bakın ya. Ah fiyata bak abi. Heh. Hadi buyur. 230 bin TL'ye 2012 Sporty 1.4 turbolu olan var. Astra. Onu da görün. 230 bin TL'ye yazmış kardeşim. Şurada ne var? Sport Tourer var. Abi fiyatlara bak ya. Clio. Sport Tourer var dostlar. 2018 model 235 bin TL demiş abimiz. 160 bin kilometrede. Yakıt az olsun, büyük bagajı birazcık geniş olsun diyorsanız zamanın Renault 12 Toros Station Wagon'u ya da Renault 12 Station Wagon'u olarak düşünebilirsiniz. Tabi onun konforlusu işte bu yani. Şöyle görün. Arka camları manuel.
Ön iki camı otomatik. Fena değil. Hani böyle station wagon araç kullanmak istiyorsanız alınabilecek araçlardan. Bakın Megane var. Megane 4 2020 model. Blue DCI'miş bu. Bunlar 115'likti herhalde. 475 bin TL demiş. Touch paket dostlar. Ondan sonra dayım orada mırın mırın etti. Biz arabayı satmıyoruz diyor. O zaman niye koydum buraya? 2014. Geçen haftanın hatırlarsanız Chevrolet'si, Aveo'su. Hadi fiyatını kıyaslayın diye yine çekiyorum. 156.500 TL. Geçen hafta da vardı. Onunla kıyaslayın fiyatlarını. Allah Allah. Bak şimdi Skoda var. Skoda Formen de herhalde bunlar. Favorit Formen miydi? Öyle bir şey. Felicia, özür dilerim. Formen şeydi. Station wagon olanıydı. Şimdi 305 bin kilometrede 95 bin model kasa tipi 4 kapı demiş. 41 bin TL fiyat yazmış abimiz. İlk arabası almak isteyenler için alınabilir ama renk renk kalmamış. Böyle bunu da kadrajımıza almış olalım. Bakıyorum şimdi ne var. Abi hem kilometre yüksek hem fiyatlar yüksek. Vallahi katılıyorum dostlar. Almayın da aldırmayın da. 32 bin TL 92 model. Elimizdekine sahip çıkalım. Vallahi billahi elimizdeki araçlar kıymetli. Şurada E200 var. Hatay plaka. Biliyorsunuz ağırlıklı Suriye'den böyle malzemelerini, bunun yedek parçasını rahat rahat getiriyorlar diye Antakya'da özellikle böyle çok tutulan araçlardan bu Mercedes. 93 bin TL demiş. 92 modelmiş. Böyle bunu da görün. 457 bin kilometrede 2.0. Şöyle içini de çekeyim size dostlar. Kapısı açık mı bilmiyorum. Ha, açık. Ondan sonra şöyle. Orijinalmiş. Sizin aracınız? Benim aracım, evet. Çok güzel. Temiz duruyor. Güzel duruyor. İyi bakmışsınız. İyi satışlar. Sizlere de. Fıstıkçıdayım. Honda'yı satmış. Bakın Astra getirmiş. Şaka gibi ya. Aha. 107 bin TL'ye ne var? Bakın. Ne bu? 2005 model. 175 bin kilometredeymiş. 1.2 mi? 1.4 mi bu? Anlayamadım ama. Ha 1.2'ymiş dostlar. Yazık. 107 bin TL. Bakın burada ne var? Albea var. 1.3 dizel. İyi satışlar. Komple boyalıymış. 94 bin TL klimasızmış aracımız. İyi satışlar. Kolay gelsin. Dostlar güzel böyle. Yani artık ne bileyim bir şey diyemiyorum. Taksi çıkması falan değil değil mi? Orijinal kilometre. Orijinal tamam. Serviste miçilerde boyanma. Hmm. Komple boyalı olunca dedim taksi çıkmaz. Bunda yok, artık o. Dikkat ediyorlar ya bu tarz şeyleri. Niye komple boyanmış şey mi? Solmadan dolayı. He solmadan boyan. Solmadan dolayı boyan. Ama yani normal yaşı solmadan gereği 2004. Aynen öyle dostlar. Düşünecek olan arkadaşlar olursa bakın burada böyle bir makine var. Lastik durumu falan gayet güzel. Müzik çaldığı için. Muayenesi 2023'e kadar. Müzik çaldığı için yaklaşamıyorum. Kolay gelsin iş satışla. Fıstıkçı dayımın arabasına bakalım. 2020 turbo. Astra getirmiş fıstıkçı dayım. Bak görüyor musun? Edition Plus 251.500 TL demiş. Bu da Astra'yı seviyorum ya. Lastikleri nasıl dolu dolu görünüyor. İyi satışlar. Kolay gelsin. Şöyle içini çekeyim. Otomatik vites değil dostlar bu arada. Böyle görün. Siyah siyah böyle. Allah Allah. Yakar ha. Yakar. Kapıları falan gayet güzel kapanıyor. Bakın şurada ne var? Mini Cooper var. Bakalım Mini Cooper'a ne yazmış. Herhalde 250-300 bin lira vardır bu da. Ne? 129 bin TL demişler arkadaşlar. Megane hatchback boyası. Ha 2003'müş ama. 2003 Cooper 1.6 BMW motor. Bel altı boyalı 6000 hasar kaydı varmış. Bunu da görün şöyle. Tavanda böyle hafif pütür pütürlükler başlamış. Anlamadım niye kapısı bunun da normal olarak kilitli diyecektim ki değilmiş. Bunu da görün dostlar böyle içi güzel. Aslında kadınlar için alınacak araçlardan tek kapı böyle havalı. Bir de biliyorsunuz civciv sarısı rengiyle böyle hop. Ya bunun kapısı işte hop zor kapanıyor ilginç. Evet dostlar biraz daha hızlanıyorum. Şurada bir Megane var ona da bir bakalım. Şu Megane'ı da çekeyim size. 242 bin TL'lik Megane 2014 model. EDC'ymiş dostlar. Touch Plus paket. Maşallah hatchback bu arada.
Vay arkadaş ya, 242 bin TL demiş abimiz. Şurada bir Fiesta var, 198 bin TL demiş. 56 bin kilometrede Trend X paket, benzinli dostlar. Şurada Peugeot var, Peugeot, ona bakalım. 2003 X9 paket, 79 bin TL demiş. 222 bin kilometrede 1.4 benzin LPG. Allah Allah. Allah Allah. Şu ticarilere bakalım hadi. Şu ticarilere bakalım. Evet, Fiorino var dostlar. Renk men kalmamış hiç. Yani çok kötü. 151.500 TL demiş. 2014 modeline 156 bin kilometrede. Ne yapıyorsunuz abicim ya? Bak 220 bin TL'ye ne var? Vallahi istek mistek almadı ya. Abi hangi kanal izliyorsun? Hepsinden var. Salı günü yayında. Hepsinden var. YouTube'da. Hepsinden var. Ha, YouTube'da. Gelmemize gerek yok mu senin? Güzelce çektin. Aynen öyle. Sağ olun. Dostlar şurada ne var? Hadi onu da çekip videomuzu kapatacağım. Şurada bir Vectra gördüm. Vectra hatchback. 2-3 haftadır gözüme takılıyor. Böyle aslında tadını bilenlerden, yani bilen adamlar buna biner. 98 model 60.500 TL demiş. Yani pazarlık payıyla bir şeyler yapılabilir. Şimdi bu araba hatchback olduğu için tutmadı. Ama bildiğiniz Vectra abi yani. Böyle görün, airbag, çift hava yastığı falan var bunda. CD olduğu için güzel, böyle 2.0 güzel bir motora da sahip. Tabi şey olarak bilemiyorum, hani Vectra'nın 2.0'ları çok masraflı diyen arkadaşlar var. Yaşı gereği olabilir. Bu arabada dikkat edilecek hususlardan birisi şunlar dostlar. Astra G'de de öyle. Bunlarda da öyle. Burası böyle kendini atıyor. Mesela atmamış. Güzel. Demek ki iyi yani. Şuradan bakın bagajını görüyor musunuz? Bagaja bak. Böyle. Bu orijinal Avrupa bunlar. Bunu bilen bilir. Herkes bilmez. Dostlar, renk atmaları mevcut ama yaşı gereği normal. Yani hani böyle ucuza alıp üstüne masraf koyup toparlattıracağım, temizlettireceğim diyorsanız 60.000 TL. Hani 325 bin kilometrede böyle. Bu arabada boyaya falan çok takılmayacaksın hocam. 98 model araba. Bizim bile kafamızda bir sürü yarık var kafada ya. Boya sorulmaz yani, ayıp. Sadece hasar durumunu sormak lazım yani. Dostlar görüyorsunuz. Ya bu sana bir şey değil mi? Bunu bilen bilir. Bunda herhalde bir de 4 hava yastığı, ABS, patenaj kontrol falan hepsi var bunda yani. Dijital ekran var özellikle. Aynen, yol bilgisayarı falan. İyi satışlar. Tavsiye ederim üstad, bakıyorsanız. Güzel alettir dostlar. Onu bilerek çektim. 2-3 haftadır görüyorum. Fiyata göre 60 bin lira olunca o yüzden adamlara kaçırmayın dedim yani. Şurada bir abimiz benim arabamı çeker misin dedi, şu ticari. Deluxe paket 161.750 TL demiş dostlar. Neye? 2012 model Connect'te 1.8 165.000 TL kilometreye 1000 TL yazmış abimiz. Lastik durumu falan fena değil. Güzel. Biliyorsunuz bunların arkalar da disk fren. Şöyle içini de görün. Klima falan da var. Güzel, temiz aslında. İçi temiz temiz duruyor. Düşünenler için tavsiye ederim ama fiyatına yine diyorum bir şey diyemiyorum. Bir tane güzel yakışıklı bir satılık mı? Güzel bir, bakın ne geldi? Focus geldi. Focus'a bir bakalım. Bir Focus'u bakalım. Ya bu yukarıdaki Focus ya. Az önce çektik, aşağı indirdi dayım. Şu çizgiden hatırladım. Trend X 315 bin TL. Bunu neyse satılık mı diye sorduğum için çekiyorum. Yoksa çok da sormazdım. Evet dostlar. Yani bir araba pazarı videomuzun daha sonuna geldik ama keyif hiç almadım. Fiyatlar çok abartmışlar yani. Gerçekten şu an elimdeki araç benim. Biliyorsunuz Linea'ya biniyorum. Vallahi 10 numara araçmış yani. Yazık. Biz bu parayı kolay kazanmıyoruz. Yani istediğiniz yorumu da yapabilirsiniz artık. Bir şey diyemiyorum. Allah sonunu hayır etsin. Şurada bir Honda var. Hadi onu da çekip videomuzu sonlandıralım. Bak şimdi baktığın zaman böyle koca koca jantlar. Yazık, arabayı yoruyorsun. Yazık yani. Mügen gibi yapmaya çalışmış ama olmamış. Muhtemelen komple de boya var.
Şöyle görün bunu da. Şuralarda falan atmalar mevcut. Bak şuralar kırılmış hep. Toplamış yani. Şurayı görüyor musunuz? Vida koymuş. Şimdi fiyatını yazıyor. Bekliyorum. Ne yazacağını bekliyorum. Ama arabayı bildiğin toplamış yani. Bak ön kaputta boya varmış. Tavan hariç komple boyalı dostlar. Otomatik vitesi içinde de görün. Direksiyonda kılıf yapmış. Airbag de açmış sanki ya. Airbag de açmış sanki. Çöp. Bakalım şimdi. Kolay gelsin kardeşim. İyi satışlar. Ne istiyorsun bu makinaya? 157 diyor. Ha sizin mi? Evet. 157 bin TL istiyorsunuz. Kaç model? 2008. 2008 kaç binde? 265. 265 binde. Dostlar bunu da böyle kadrajımıza almış olalım. İyi satışlar, kolay gelsin. Sağ olun, teşekkürler. Evet dostlar, hepsinden var YouTube kanalımda. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Allah'a emanet olun. Saygılar, sevgiler sunuyorum. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenip paylaşmayı unutmayın dostlar. Rica ediyorum, kanalıma abone olun. Allah'a emanet olun. Saygılar.